Mahir Ünal AK Parti'nin Kahramanmaraş milletvekili. Mahir Ünal AK Parti'ye hani dün katılan bir adam değil. AK Parti'nin kuruluş sürecinden itibaren olayın içerisinde olan birisi. Rahmetli Erol Olçoğ'un yanında birlikte siyasal konuda siyasal iletişimci olarak orada görev yapıyordu ve sonrasında milletvekili adaylığı Kahramanmaraş'tan, ardından AK Parti'de genel başkan yardımcılığı, Kültür Turizm Bakanlığı. Mahir Ünal ömrünü tabiri caizse AK Parti mücadelesine ve Tayyip Erdoğan'la birlikte yol yürüyerek tüketti. O konuda hani tüketti dediğim öldü falan da değil yani, bu zamana kadar öyle geldi. Ve Mahir Ünal son vazife olarak da AK Parti Grup Başkan Vekilliği yapıyordu. Kahramanmaraş'ta bir yerde bir kitap fuarına katıldı ve o kitap fuarında da bir açıklama yaptı. Dedi ki, dünyada birçok devrimler olmuştur ama en tehlikeli devrim, en zararlı devrim Cumhuriyet devrimidir. Çünkü Cumhuriyet devrimi bizim harflerimizi, dilimizi, alfabemizi, yazımızı ortadan kaldırdı. Böyle bu minvalde, tam belki birebir oturtturamayabilirim ama bu minvalde bir açıklama yaptı. Ardından sosyal medyada birileri ayağa kalktı, işte Mahir Ünal'a yüklendi. Sonrasında Mahir Ünal açıklama yapmaya çalıştı. Karşı taraf bir şeyler söyledi ve en nihayetinde de 2 gün önce Mahir Ünal'ın görevinden affını istediğini duyduk ve görevden ayrıldı. Onun yerine de Özlem Zengin geldi. Şimdi mevzu bu. Tamam. Şimdi asıl biz konuyu konuşalım. Şimdi AK Parti 20 yıllık bir siyasi parti. 2001'de kurulmuş, 2002'de iktidar olmuş ve 20 yıldır kesintisiz bir şekilde de iktidarını devam ettiren bir parti. Bu partinin içerisinde bir sürü insan geldi, görev yaptı. Kimisi karşı tarafa geçti çünkü o görevin devamını istiyordu. Ama o bir görev değişikliğinde mutmain olmadı. Veyahut da aradığını bulamadı. Bilmiyorum. Veyahut da hani vazifesini tamamladıktan sonra milletvekili sürecini, abi benden bu kadar, hem yaşlandım ben artık, hani tabiri caizse böyle opsuman mı deniyordu onlara? Ombudsman. Ulan ne kadar da zor bir ismi var. O yani kenarda çekilip akil adam olmak. Tecrübeli akil adam olmak. Kimisi de onu yeğledi. Mahir Ünal genç de bir milletvekili abimiz. Ki az önce de dediğim gibi Mahir Ünal'ı çok uzun zamandır da tanırım. Nasıl bir duruşunun olduğunu, hayata bakışını, felsefe çok özelden de sohbetlerimiz olmuştur. Mahir Bey dün istifa etti. Ama birileri sosyal medyada böyle oturuyor. Bunu beğendim, onu beğenmedim. Mahir Ünal'ın böyle olması, yani ne bileyim işte bu ülkede halen daha Atatürkçülük prangası var. Bu AK Parti halen daha kendi gölgesinden korkuyor. Birilerini mutlu etmek için şuna mı ters düşeceğiz? Bir bakıyorsun bir yerden bir vakıf başkanı, bir dernek başkanı çıkıyor. Bir açıklama yapıyor. Tayyip Erdoğan'a işte bak, yani büyük bir ihtimal bu devlet Bahçeli'nin organize ettiği bir şey. Yok işte Atatürkçüler bastırdı, AK Parti dayanamadı. Tayyip Erdoğan'ın olaydan haberi yoktu da işte arka, abi ne diyorsunuz ya? Şu sosyal medyada bu konu üzerinde konuşan arkadaşlar, bir takkenizi çıkarın önünüze koyun. Önümüzde 6-7 ay sonra bir seçim var. 2023 seçimleri var. Ve bu seçime giderken bizim de başımızda, yani özellikle Cumhur İttifakı'na destek veren arkadaşlara söylüyorum. Karşı mahalledeki adama ben zaten bir şey anlatamam. Öyle bir niyetim de yok. Onlar sadece bu davaya, bizim değerlerimize saldırdığı zaman onlara anladığı dilden cevap veriyoruz. Ama bu davanın içerisinde olan, ben bu davanın adamıyım diye ortalıkta gezinen arkadaşlar, ya kurduğunuz cümleleri, yazdığınız metinleri bir daha bir okur musunuz? Nedir yani? İşte Mahir Ünal bu açıklamayı yaparak aslında gerçeği dile getirmiştir. İşte onun istifaya zorlanması, istifa ettirilmesi şecaattır, fecaattır. Lan ne oluyor? Mahir Ünal'ı Tayyip Erdoğan bakan yaparken sana mı sordu? Onu genel başkan yardımcısı yaparken sana mı sordu onu? Bir bak bakalım, nasıl uygun görüyor musun? Bu Mahir Bey'i genel başkan yardımcısı yapmayı düşünüyorum. Senin için de uygun mudur diye sordu mu sana? Yok. Abi savaştayız. Hani bildiğin bir savaştayız. Kılıç mılıç dönmüyor ortalıkta ama bir medeniyet savaşı, bir zihniyet savaşı, bir kültür savaşının içerisindeyiz. Ama böyle bir atmosferde senin başında bir tane komutan var. Senin başında bir tane lider var. Bütün dünya bu liderin ayağını kaydırmanın derdinde. Sen oturmuşsun Twitter'ın başında o adama, o komutana akıl veriyorsun. Ya adam satranç oynuyor. Sen ömründe alışmışsın tavla oynamaya. Zarı atacaksın. Kaç geldiyse oradan ya bir pul alacaksın ya bir pul vereceksin. Kırıldın mı kırılmadın mı? Kapı alayım mı almayayım mı? Bütün mevzu bu. Ama birileri bu ülkede 20 yıldan bu yana satranç oynuyor. Şahı korumanın derdinde birileri. E bazen şahı korumak için piyon vermen lazım. Atını vermen lazım. Kaleyi vermen lazım. Bir hamle yapıyorsun. Hani atı veriyorsun. Adam diyor, aa, şimdi bak bu
olmadı işte. Böyle bir dava adamlığı olmaz. Böyle bir Müslümanlık olmaz. İşte biz bunun için mi AK Parti'nin yanındayız? Tayyip Erdoğan'a hiç yakıştıramadım onu. Yahu Müslüman belki o atı verip oradan karşı tarafın filini alacak. Kalesini alacak belki. Yahu hamle yapıyor. Hani mesela teknik direktörler çok özel maçlara çıktığı zaman bir kadro kurarlar. Rakip takımın hamlelerine göre bir kadro kurarlar. Ondan sonra o kadroyla 20. 30. 40. veya 60. dakikada o kadroda bir revizyon yaparlar. Belki senin çok beğendiğin, senin çok sevdiğin futbolcuyu dışarıya alır. Niye? Abi futbolcu daha çok bireysel oyuna adaptedir. Ama bizim takım olarak durum gereği 60. dakikada teknik direktör görüyor manzarayı. Diyor ki arkadaş ben bunu takım oyununa çevirmem lazım. Onun için filanca futbolcuyu dışarıya alıp falanca futbolcuyu yerine koyuyorum. Vay efendim sen bunu nasıl yaparsın? Sen futboldan anlamıyorsun. Ya Tayyip Erdoğan 60 küsur yaşında. 40-45 senedir aktif siyasetin içerisinde. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'dan daha iyi siyaseti bilen bir kişi var mı? Çok net soruyorum size. Türkiye'nin yakın tarihini, Türkiye'nin ta binli yıllara kadar Anadolu'ya geldiğimiz andan itibaren bütün tarihi serüvenini, aynı şekilde içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın artılarını, eksilerini, dünyadaki devletlerin bugüne kadar izledikleri yöntemleri, duruşlarını, pozisyonlarını en iyi bilen adamlardan bir tanesi Tayyip Erdoğan. Hatta en iyi bilenlerden demeyeyim. En iyi bilen kişi 40-45 yıldır atlatmadığı badire kalmamış, bazı adamları geri çekmiş, bazılarını ön plana çıkarmış, bazılarını görevden almış, bazılarını yerine başka birini getirmiş, bir denge politikası takip etmiş, konjektüre göre adım atmış, dış politikada 3-5 yıl önce farklı bir duruş sergilerken şartlar değiştiği için anında bir güncelleme getiriyor dış politikada ve farklı bir duruş sergiliyor. Sen oturuyorsun sosyal medyada 3-5 tane tweet attın ya, 3-5 tane benim gibi video çektin, 2-3'te ötede beride konuştun, oldun büyük siyaset uzmanı. Siyaset senden sorulur. Sen oturduğun yerden Tayyip Erdoğan'a vay Mahir Ünal'ı görevden almayacaksın, Özlem Zengin'i niye getiriyorsun? Abi komutan savaşa giderken böyle bir hamle yapma ihtiyacı hissetti. Hani senin teşkilatçılığın? Hani senin dava adamlığın? Tayyip Erdoğan yaptığı her hamleyi sana mı onaylatması lazım? Bana mı onaylatması lazım? Biraz daha değişik bakalım. Ya Mahir Ünal'a Tayyip Erdoğan bakanlık verdi. Genel başkan yardımcılığı verdi. Grup başkanlığı verdi. Hangi makamsa Mahir Bey oraya getirdi. Gidişi böyle olmayacaktı. Sana mı soracağız onu? Sen mi mutlu olacaksın? Mesela Mahir Ünal nasıl görevden alınsaydı sen mutlu olurdun? Bu davanın adamları için söylüyorum onu. Lütfen biraz haddimizi bilelim. Belki bana kızacaksınız ben bu cümleleri söylüyorum diye ama ben davanın derdinden söylüyorum bunları. Olabilir bireysel olarak birisini seversiniz veya atarsınız. Ama önümüzde bir süreç var. Çetrefilli bir durum var önümüzde. AK Parti'de aldı onun görevden, koydu başka birini. Özlem Zengin olmaz. Özlem Zengin niye? Bizim camiadaki 3-5 tane yazarla, bir tane bilmem hocayla atışmış. İşte birbirlerini... Abi bırak ya, bırak. Özlem ablayı tanırız. Özlem abla peygamber değil ki. Yaptığı bütün hareketlerin hepsi müspet olacak. Onun da vardır yanlışları. Onun da vardır hani böyle zamansız, zeminsiz çıkışları. Hepimizin olduğu gibi. Ama Özlem abla bu davanın bir neferidir. Senin başındaki komutan Mahir Ünal'ı geri çekti. Oraya Özlem'i koydu. Sen ortalığı velveleye veriyorsun. Niye? Sosyal medyadan eleştireceğiz. Sosyal medyadan yazacağız. Diyeceğiz ki bak bu olmadı falan. Oradan da 3-5 kişi seni alkışlayacak. Diyecek sana ki baba var ya 10 numara bak eleştiriyor. Yeri gelince de eleştiriyor. Ben eleştirmiyorum. Ve hiçbir zaman da eleştirmeyeceğim. Gördüğüm bir yanlış var. Onun yanında alternatifi de var mı? Söylerim. Ama bu platformlardan, bu sosyal medya ekranlarından, sosyal medya platformlarından, sayfalarından kendi adamımı eleştirmem. Zor bir dönemden gidiyoruz. Adama bakıyorsun bütün sapkınlıklarına rağmen, yolsuzluklarına rağmen. Ya Yalova Belediye Başkanı yolsuzluktan görevden alındı. Yolsuzluktan tescilli mahkeme kararıyla tescilli hırsız bu adam. Abi bütün CHP milletvekilleri o adamın tekrar yeniden göreve iade edilmesi için mahkeme salonuna gitti. Ve ondan sonra da hakim kararını açıklayınca da neredeyse hakimin üstüne yürüdüler. Ya adam hırsızına sahip çıkıyor. Teşkilatında taciz oluyor, ona sahip çıkıyor. Sapığına sahip çıkıyor. Hırsızına sahip çıkıyor. Yalancısına sahip çıkıyor. Hepsine sahip çıkıyor. Ama sen olur mu? Sen doğrucu Davut ya. Sen oturacaksın Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hareketlerle alakalı bunu yanlış yaptın, onu doğru yaptın. Abdurrahman'ın vardır bir fikri olayla alakalı. Şunu söyleyeyim. Mahir Ünal'ın yapmış olduğu o açıklamanın
Sonuna kadar arkasındayım ben. Evet, bu ülkede bir harf inkılabı yapıldı. Bir dil değişikliğine gidildi. Bir yazı değişikliğine gidildi. O sosyal medyada öteberi de sen bugün Türkçe konuşuyorsan işte bu cumhuriyet sayesinde, böyle ucuz ucuz muhabbetler yapmayın. Bu ülkedeki dil Türkçeydi. Osmanlı Türkçesiydi. Sadece Arap alfabesiyle yazıyorduk onu biz. Alfabe olarak Arap alfabesini kullanıyorduk. Dil olarak değil. Zengin bir dilimiz vardı bizim Osmanlıca'da. Bir şey bildiğiniz yok, öylesine yürüyorsun orada. Bugün İngiltere'de bir çocuk ilkokuldan, hatta bilmiyorum anaokulundan da hesaplanmış olabilir bu. Geçen bir veri olarak okumuştum onu. Abi ilkokuldan üniversite bitene kadar kullandığı materyaller, kitaplarda 72 bin kelime kullanılıyor. 72 bin kelimeyle çocuk eğitim hayatını tamamlıyor. Peki Türkiye'de bu rakam kaç biliyor musun? 7500. Senin ilkokuldan üniversitenin sonuna kadar kullandığın kelime, senin müfredatındaki, kitaplarındaki kelime sayısı 7500. Sen halen daha bana şeyden bahsediyorsun, işte dil şöyle oldu. Ne oldu? Latin alfabesini kullandık. Batının alfabesini kullandık. Ve bundan önce 1000 yıllık kadim bir medeniyetin bağı koparıldı. Bunu sadece Mahir Ünal söylemiyor. Bunu Allah rahmet etsin, Teoman Duralı Hoca vardı. Türkiye'nin en böyle kallavi felsefecilerinden bir tanesidir. Sosyal medyada da var videosu. Oturup bir dinleyin, izleyin onu orada. Adam net bir şekilde onu söylüyor. Ben hep şunu söyledim. Kendi özel toplantılarımda da hep şunu söyledim. 1920'li yıllarda bu milleti cambaza baktırdılar. Bu milleti bir şapka kanununun etrafında topladılar. Bu ülkenin Müslümanları şapka kanununa itiraz etti. Şapka kanununa itiraz edenleri istiklal mahkemelerinde astılar. Ama yanlış yere baktık. Şapka dediğin ne arkadaş? 1920'de koydun milletin başına, 40'ta 50'de bu millet ilk fırsatını bulduğu zaman, seni buradan gönderdiği zaman çıkarır o şapkayı, olay biter. Mevzu şapka kanununa muhalefet etmek değil. O dönemde bu milletin, bu toplumun direnmesi gereken, uğruna mücadele vermesi gereken, canlar vermesi gereken mevzu harf inkılabıydı. Bunun üzerine düşünüp bunun üzerine çalışmamız lazımdı. Şapka dediğin ne ya? Ne oldu? Ezanı değiştirdiler de ne oldu? 17-18 sene bu millete kulakları zulmettiler ezanı değiştirerek. Ama ondan sonra bu millet çoklu parti sistemine geçildi. İlk fırsatta o CHP zihniyetinden kurtuldu ve ezanı tekrar aslına döndürdü. İnsanlar bir şey kaybettiler mi? Yok. 18 sene sadece zulmedildi. Acı çekti insanlar. Şapka ne ya? Şapka ne şapka? Şapkayı taktın bugün başıma zorlukla. Ondan sonra ilk fırsatını buldun mu çıkarır atarım şapkayı. O bitti. Ama senin o dinle olan bağlantın, senin 1000 yıllık kadim medeniyetle olan bağlantın dildi, dil. Dünyada en kanlı devrimleri yapanlar dile dokunmamışlardır, lügate dokunmamışlardır. Mahir Ünal da bunu söyledi. Ama bazı konu vardır. Bu ülkede kalkıp yüreğini ortaya koyup konuştuğun zaman karşılığında bir bedel vardır. O bedeli de insanlar şeref diye ömürlerine, heybelerine katarlar onu. Mahir Ünal'ın istifası bir yolsuzluktan, bir efendime söyleyeyim ihanetten, bir gayrimeşru bir işten olmadı ki. Önümüzdeki 20-30 yıl, 40 yıl boyunca konuşulacak olan konunun başlangıcını yaptı. Önümüzdeki süreçte bunlar daha da çok konuşulacak. Ve Mahir Ünal böyle bir gerçeği dile getirdiği için de siyaseten bir bedel ödemesi gerekiyormuş. Onu da öder abi. Siyaset budur. Ama bizim bazı arkadaşlarımız böyle bir atmosferin içerisinde Özlem Zengin'i beğenmiyor. Getiriyorsun oraya başka birini, onu da beğenmiyor. Onun diyor kocası böyleydi. O diyor geçen şöyle yapmıştı. Onu diyor kademde açıklamaya. Abi sana mı beğendirecekler? Etmeyin ya. Siyasette oy veriyoruz. Tamam işte oy verince bütün her şeye sen mi karar veriyorsun? O zaman bizim Tayyip Erdoğan'a gerek yok ki. Sen kafana göre sen yönet bu hareketi. Bu bir dava. Dün bunun üzerine belki de 10-15 dakika konuştuk. Tayyip Erdoğan Türkiye vizyonunu açıklamıştı. Orada kilit bir cümle kullandı. Ben bir davanın adamıyım dedi. Benim bir davam var. Hepiniz de o davama gelin demedi. Ben bir davanın adamıyım. Dava bedel ister. Gayret ister. Ama ya birileri herhalde hani hem ben bu davanın adamı olacağım hem de hiçbir bedel ödemeyeceğim. Yok abi öyle bir dünya. Mahir Ünal yerinde bir açıklama yapmıştır. Ama o açıklamayla alakalı siyaseten farklı bir karar verilmesi gerekiyordu. O verildi. Bugün itibariyle grup başkan vekili görevimden affım
katılımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim, sunarım. Bitti. Mahir abi bu davanın adamıdır. Dün onu bakan yapan irade bugün onun bir adım geride durmasına karar verdi. Ama bizim bazı arkadaşlarımız, özellikle tekrar söylüyorum, şu sosyal medyada 2-3 tane analiz yapınca bütün dünyayı anladığını, gördüğünü zanneden birçok arkadaşımız yanlış bir yol izliyor. Ya önümüzde var hani 7-8 ay gibi bir zaman var önümüzde ve burada abi bırak, Mahir Ünal istifa mı etti? Sen bak gündemine. Karşı taraf bağırsın bağırsın dursun. Bana ne? Senin her konumla alakalı kalkıp da açıklama mı yapıyorlar? Bu ülkenin menfaatine bir şey olduğu zaman, bir güzellik olduğu zaman anında üç maymun oynuyorlar. Görmüyorlar, duymuyorlar, konuşmuyorlar. Sen de bak işine abi. Hani hep millete siyaset, siyaset, siyaset diyorsun. E biraz da sen siyasi hamle yap. Başında bir tane teknik direktör var. Başında bir lider var. Ve o liderin vermiş olduğu kararlara bizim saygı duymamız lazım. İşte reis ne diyorsa abi, reis ne diyorsa değil. Bugüne kadar 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan hangi konuda bizi kötüye götürdü? Bile isteye, hiçbir konuda. Tayyip Erdoğan bu memleketi satmadı hiçbir zaman. İslam'a, ümmete zarar gelecek bile isteye bir hamlenin içerisine girmedi. Yanlış kararlar verdiği zamanlar oldu. Ondan sonra onu görüp kendisi de farklı bir noktaya da taşıdı olayı. Ama abi bu ne ya? Mahir Ünal istifa etti. Ne yapalım? Bitti mi? Dağımız bitti mi bizim? Mücadelemiz bitti mi? Bütün duygularımız, bütün mücadelemiz Mahir Ünal'a mı bağlıydı? O gidince her şey bitti mi abi? Mahir Bey 20 senedir bu hareketin içerisinde, bu davanın içerisinde birçok farklı yerde Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirilmiştir. O görevi de hakkıyla yapmaya gayret etmiştir. Ama bu ülkede bazı böyle hani şey vardır, kordan konular vardır, böyle ateşten konular vardır. Birisini mutlaka tutması lazım ona, ama tutanın eli yanıyor. O mevzulardan bir tanesi bu. Bence bu dönemde ve önümüzdeki süreçte evinde, efendime söyleyeyim, iş yerinde, sosyal medyada, değişik platformlarda bu davanın mücadelesini verdiğini söyleyen arkadaşlar, uyanık olmak zorundayız. Birilerinin eline, birilerinin ağzına malzeme vermeyeceğiz abi. O zaman da sakız gibi üstüne gidiyorlar. Mahir Ünal'a teşekkür ediyoruz. Uzun dönemdir çok güzel görevler yaptı. Şimdi de affını istedi. Cumhurbaşkanımız da ve yine MYK karar verdi. İstifasını kabul etti ve yerine de Özlem Hanım'ı görevlendirdi. Özlem ablaya da başarılar diliyoruz. Olabilir. Özlem Zengin'le alakalı mesela benim de vardır bir sürü hani dünyaya bakış açımız, yorumlama konusunda Özlem ablayla aynı noktada değilim. Ama bu benim ona düşman olmam veya ona saldırmamı gerektirmiyor abi. Özlem Zengin bu davanın bir neferidir ve ciddi anlamda da mücadele eden birisidir. Öyle dün yani öyle şeyde değil yani, bir iki sene önce hani bu AK Parti iyi gidiyor, ben de bu AK Parti'nin içerisine geçeyim diyen bir kadın değil. 20 yıldır, 30 yıldır bu dava için mücadele eden birisi. Ha, bazı tutumları, bazı açıklamaları senin hoşuna gitmeyebilir. Problem yok. Ama abi yani şu anda bir bakıyorsun sosyal medyanın gündeminde birinci sırada Mahir Ünal. İşte bak böyle Atatürk'e laf edersen böyle sana bedel ödetirler. Kaşıyor birileri. Israrla kaşıyor. Onun yanında başka bir şey daha söyleyeyim. Ya bu dönemdeki dile dikkat etmek gerekiyor. 2-3 gün önce Akit gazetesi bir başlık atmış. Beşiktaş stadını Tayyip Erdoğan yapıldı, Atatürk'e teşekkür ediyorlar diye. Bu dil ne ya? Ne bu dil ne? Bu haberi yaparak nereye ulaşmak istiyorsun? Dün bugün bakıyorum Akit'teki bütün yazarların hepsine Özlem Zengin şöyle, Mahir Bey'i kaybetmeyecektik. İşte bu şekilde gitmek olmaz. Bu ülkede işte harf inkılabı konuşulamayacak mı? Halen daha bu ülkede işte Kemalizm hüküm sürüyor. Abi amacınız ne ya? Amacınız ne? Etmeyin abi ya, etmeyin. Ya bu millet çok zulüm gördü. Çok zulüm gördü. Allah'a şükürler olsun o prangalardan, o zulümlerden, o vesayetlerden bir bir kurtuluyor. Ama birilerinin derdi, birilerinin amacı ya farklı ya da kafaları basmıyor. Etmeyin abi. Senin davan öyle bozuk para gibi ortalıkta har vurup harman savrularak dağıtılacak bir şey değil ya. Nice insanlar can verdiler bunun için. Vardır eksikler, vardır hatalar, vardır yanlışlar. Ama ana resme baktığın zaman devede kıldır bu hatalar. Ama sen o kıla öyle bir mercek dayıyorsun ki onu bütün ülkenin gündemine koyuyorsun. Millet ana resmi kaçırıyor. Etme abi. Ben davam konusunda ne demokratım, ne bilmem şuyum buyum, hiçbir şey değilim. Ben davanın adamıyım abi. Bu davanın ne davası olduğunu biliyorum ben. Bu dava hak davadır, hakikat davasıdır bu. Şu anda da başında Tayyip Erdoğan var. Onun için yanındayız. Böyle büyük bir resim varken, 1,5 milyar ümmetin bütün kaderi sana bağlıyken senin tutup da demokratçılık oynayabiliyorsun.
oynama lüksün yok kardeş. En azından ben öyle düşünüyorum. Ama sen abi ben demokratım, ben özgürüm, ben bir şeyi gördüm mü çatır çatır söylerim, ben ona da laf derim, ona oy veriyorsam ondan da hesap sorarım, onu da yaparım. Buyur baba, buyur. Ama tekrar söylüyorum, mevzu ne Mahir Ünal mevzusudur, ne Özlem Zengin mevzusudur, ne Ahmet, ne Mehmet, ne Hasan, ne Hüseyin mevzusudur. Bu mevzu dava mevzusudur. 2023'e adım adım yürüdüğümüz bu dönemde böyle ufak tefek meselelerden dolayı biz davayı bir kenara itip de demokratçılık oynamaya çalışırsak, bilmiyorum ama kaybeden biz oluruz. Kaybeden dava olur. Sen demokratlığını kazanırsın ama hani birilerinin tahakkümü altında demokrat bir adam olursun. Ben hakikat davasının özgür bir neferi olmak istiyorum. Benim mücadelem o. Belki birileriyle anlaşamadığımız nokta bu.